Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 23 Nisan Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız bizlere bekliyor. 2 altınımız olacak, şartlı birlerinde olduğu koşular var. Evet, birinci koşuyla vakit kaybetmeden hemen koşulara geçelim, analizimizi yapalım. Herkese bol şanslar diyelim. Birinci koşu saatlerimiz 10 ile 15'i gösterdi. Şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1000 metre kuma çıkacak. Evet, ilgimizi çeken safkanlar şunlar olacak. 9 safkan yer alıyor. 3 ile 4 ekürü. 5 nolu safkanımız Saadettin Boyraz'la benim ilk tercihim. İkinci atım 6 nolu safkanımız Hüseyin Muhammed Bilgin'le. 4 nolu safkanımız ekürler ve 7 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla değerlendirmek doğru olacağını düşünüyorum. İlgimizi çeken safkanlar bunlar. 5, 6, 4 ve 7 sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet, geçelim ikinci koşu şartlı 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kuma çıkıyor. 8 safkan yer alıyor. Birinci beşlik aynımız bu koşuyla başlayacak. Evet, burada Ank Ateşi geçen yaptığı koşusunda gerçekten güzel bir performans sergileyip koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine iyi bir performans beklediğim bir safkan. Bursa'da kısa vadeli 2100'de kazanmıştı. Saluki ile geçmişti. Saluki ile şimdi son koşuda koşacak. Yarım boyla da olsa Ank Ateşi Kadir Tokoçoğlu'yla formda gireceği bu koşuya benim ilk tercihim olacak. İkinci atımız 3 nolu safkanımız Korkmaz Efe Mustafa Çekle. Sonradan 4 nolu Hekimoğlu Tolga Yıldız'la ve de son olarak da 2 nolu Ildırlı diyeceğiz bu koşuda. 1, 3, 4 ve 2 sıralamamız bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet, geçelim 3. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 7 plase 1. üçlük ayarımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet, koşuya döndüğümüz zaman burada bir nolu Kuampo yaptığı son işinde Kocaeli 1700'ü burunla da olsa Ali Yıldız eşliğinde piste çıkıp kazanmış. Ali Yıldız'a yola devam dediler. Yani çok önde olmasına rağmen ama burada Junior Çınar yaptığı son koşuları ardarda ikincilikle ayrıldı. Yani İzmir 2100 olsun, Antalya 2100, son koşusu 2200'e gerçekten iyi performans sergiledi. Kuampo'ya çok ciddi rakip olarak gözüme çarptı bu safkan. Yani burada onu rahatsız edecek hiçbir safkan görünmüyor. Eğer Halil Kaplan eşliğinde en dış kulvar çıkıp dolanıp liderliği aldığı takdirde son viraja biraz daha avanslı girerse yakalanmayabilir. Junior Çınar'ı da mutlaka kuponumuza değerlendirmek doğru olacaktır. Burada bir sürpriz isim daha önereceğim. O da 3 nolu Oortman eray çizik geçtiğinde 3'te 2 yaparak Kocaeli'de zaten bu mesafeleri kazanma başarısı gösteren bir safkan. Eray çizikleri çok uyumda, iyi uyumda. Yani 1-4-3 olarak benim sıralamam bu şekilde 3. koşuda. Evet, geçelim bir diğer koşu. Şartlı birin bölünen bir diğer ayağı 2 yaşlı İngilizler 1000 metre kuma çıkacak. İkinci altılı gayemiz başlayacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, koşuya baktığımız zaman ilgimizi çeken safkanlar sırayla şu şekilde oluşacak. 4 nolu şampiyon Ayvalık diyeceğiz Mertcan Çelik'le. 9 nolu safkanımız Görkem Özçelik'le. 8 nolu safkanımız Muhammed Bilgin'le 2 ve 3 olarak değerlendireceğiz. Bu koşuda 4, 9, 8, 2 ve 3 sıralamam 4. koşuda. Evet, geçelim bir diğer koşu. 5. koşu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 1500 metre kuma çıkacak. 3 ile 5 nolu safkanlar ekürü. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci beşlik ayarımıza bu koşuyla başlayacak. Evet, grubu uygun yakalayan buradaki koştuğu safkanlarda geçme başarısı gösteren bir tek 6 ile 7 nolu safkanlarla ilk defa mücadele içerisine girecek. O da güçlü beyefendisi Ali Yıldız'la özdeşleşen bir safkan. Kocaeli pistinde ardarda 4 yarışta kazanan, son koşusunda kısa vade 9'a gitti. 1400'e İzmir'e maalesef ikincilikten öteye geçemedi. Tekkar Kocaeli sevdiği piste geri döndü. Güçlü beyefendisi yarın benim net banko ismimdir. Evet, buna rakip görünen safkanlar tabii ki Altunoğlu Safkan ve de 3 nolu Safkan'ı ben ikili için değerlendireceğim. İsimler 1 nolu Safkan'ımız yarın benim bankomdur. Evet, geçelim 6. koşu handikap 15 4 rekor Araplar 1400 metre kum 12 Safkan yarılıyor. Dörtlü gayanımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet, burada da 9 nolu Hırşo ile başlayacağız. Baktığımız zaman son altıncılığını ben kesinlikle ve kesinlikle ölçü almadığım bir koşu sergiledi. Ve de burada yani 7 Safkan'ın arasında bir altıncılık da kaldı. Pistten çıktı Kürşat Yılmaz da. Bu sefer Mertcan Çelik'e teslim edilen 9 Hırşo'ya dikkat diyeceğiz. Sonradan 10 nolu Kızı Rüzgar Mustafa Çekle, 11 nolu Safkan'ı Coştur her an devreye girebilir. Dikkat bizi coşturabilir. 6 nolu Safkan'ımız Ali Yıldız da ve de 1 nolu Sarrafşah'a dikkat Berkan Gökçe eşliğinde. 9, 10, 11, 6 ve 1 sıralamamız 6. koşuda. Evet, geçelim bir diğer koşu 7. koşu handikap 16'yı 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum 8 Safkan yer alıyor. 2. üçlü gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet, burada da ilk tercihimiz 4 nolu Sharp King diyeceğiz. Enes Bozdağ eşliğinde 3 nolu Tatanga İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde değerlendireceğiz. 1 nolu Ayvalık Ateşi ve de 2 nolu Bari Sinan Akşın'la iyi durum yakalayan 21'de 3 yaptılar. İzmir pistinden tanıdığımız İzmir'den geliyor. Kocaeli'ye geliyor. Bari'yi de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. 4, 3, 1 ve 2 sıralamamız bu şekilde 7. koşuda. Evet, bir diğer koşu 8. koşu handikap 14-1 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 8 Safkan yer alıyor. 1 ile 2 nolu Safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada alternatif bir banko ismimiz gelecek. O da yaptığı son koşusunda Kocaeli 1400'ün meydana veda etti. Gerçekten çok görkemli bir koşu çıkarttı. Görkem Özçelik eşliğinde çok farklı bir performans geldi ve de kazandı. Görkem Özçelik'le zaten 4. kez buluşacak. 6 alternatif bir bankomuzdur. Ama rakip hanesinde 2, 3 ve 5 nolu Safkanları da büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar. Dikkat etsinler derim bu koşu üzerinde. Evet, geçelim bir diğer koşu 9. veya 2. altılık ayağımızın son ayağına. Şartlı 19 4 yaş Araplar 1400 metre kum 16 Safkan yer alacak. 2 nolu Çakarman ve de 12 nolu Mehmet Bey Ekürü, 13 ile 15 nolu Safkanlar da ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet, burada ilk tercihimiz Mutebber diyeceğiz. Kürşat Yılmaz eşliğinde burada benim ilk tercih ismim olacak. Sonradan Altunoğlu Kelpişli olacak. Murat Keçeci eşliğinde piste çıkacak. Sonradan 5 nolu Behram Kale Nevzat Avcı ile 1 nolu Atom Enerjisi Berkan Gökçe ile defalarca tek attım, artık tek atma bıraktım. Belki ya tek atmayacağız. Kalkıp gelir sevgili dostlar. Atom Enerjisi yapacak bir şey yok. Sonradan 10 nolu Pınar ağası Kadir Tokoçoğlu'yla ve de 7 nolu Safkan'ımızda Tolga Yıldız'la yazdık mı çok çok rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Evet, 3, 6, 5, 1, 10 ve 7 şeklinde oluştu sıralamamız. Evet, Bursa'na aktaracağım Kocaeli programımızda bu şekildeydi. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Hem Adana hem Kocaeli programı için. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol şanslar sevgili dostlar.